Merhabalar, paragraf tamamlama test 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Bu sefer benim tamamlaman gereken yer cümlenin en başındaki boşluk olacak. Düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diye soruyor bana. Metnin bütününe bakıp tabii ki de incelemesini okuyorsunuz. Daha sonra okuduktan sonra aslında birkaç fikri birleştirmemiz gerekiyor burada. Bize ne diyor? Bilim ve teknolojiyi aslında ne kadar da böyle eş düzeyde getirmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Bilim ve teknolojinin birbirine yaklaşmasını Fransız devrimine kadar götürebiliriz diyor. Buradaki yaklaşımı ve temasından bize bahsediyor. Daha sonra baktığımda bazı bilim insanlarının, bilim adamlarının teknorat adı verilen teknoraksi içerisinde yer alan yönetici konumundaki mühendis, mimar, teknisyen, iktisatçı ve benzeri şeyler yetiştirdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla ben teknoloji ve bilimin birbirine olan katkılarını ve ayrı düşünülemeyeceklerini görüyorum. Şuraya bak. Baktığımda ise bilim tarihinin önemini göz ardı edemediler diyor. Bilim ve teknoloji tarihi ile ilgilenmek zorunda kaldılar diyor. Metnin bütününden bakarak öyleyse şunu çıkarabilir miyim ben buradan? Günümüzde bilim ve teknolojiyi birbirinden bağımsız olarak düşünmek imkansızdır diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımızın A şıkkı olması daha doğru olacaktır. İkinci soruya baktığımızda ise parçanın konusu hangisidir diye soruyor bu sefer bize. Paragraf tamamlama değil, konusuyla ilgili bir sorumuz var. Bakalım, bilimin kökenlerinden bahsediyor bize. En eskiye gittiğimizde çok eskilere gitmesine rağmen bilgi ve düşünme türü olarak nitelendirebileceğimiz ve uygarlığın bir ürünü olan bilim aslında yeni bir kavramdır diyor. Aslında burada eski ve yeni arasındaki bu farkı bize anlatıyor. Eski çağlardaki din, efsane, felsefe gibi ruhsal, daha mistik olan yönlerde el sanatları gibi günlük ihtiyaçları gidermeye yönelik uğraşlar dışında bugün bilimin bilim olarak adlandırılan şeyin özünde ne var diyor bizim için? Düşünmeye dayalı bir bilim anlayışı vardır diyor. Fakat bu iki böyle geleneğe baktığımızda aslında yeni bilim anlayışına da baktığımızda, eski bilim anlayışına da baktığımızda biz ne görüyoruz? İki unsurun da birleşmesi ve günümüzdeki bilimi oluşturmasıdır diyor. Dolayısıyla ben konusuna eski ve yeni bilim anlayışı diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Öyleyse cevabımız A şıkkı olmalıdır diyeceğim. Üçüncü soruya geliyorum. Evet, üçüncü soruda bana ne diyor? Düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tam şuraya geliyor. Buradaki boşluğa kadar böyle bir özetlemek gerekirse bizim akıllarımızın birbirinden çok farklı ilerlediğini ve karmaşık yapıda olduğunu, karmaşık desenlere benzettiğini, hatta karmaşık kumaşlara, farklı desenlerdeki kumaşlara benzettiğini söylüyor. Hayatın kendisi kadar eski, bazıları ise günümüz teknolojisi kadar çok yenidir diyor. Buradan sonraki yerde ise evrimci bir perspektifiyle akıllarda oluşturulan bu unsurların aslında nasıl ve neden bu şekle büründüklerini, mikroplardan insanoğluna giden ve zamanın içinden geçen tek bir düz çizgiyle her yeni ipliğin kumaşa ekleniş anını, aslında bu karmaşık desenlerin nasıl oluşturulduğunu bize söylüyor. Yani karmaşık akıllar arasında mekik dokumak zorunda kalındığını söylüyor. Dolayısıyla ben buradan şunu çıkarabilirim. Şuraya geldiğimizde akıllarımızın bazı yönlerden, bazı şeylerden farklı olduğunu bilsek de bazı açılardan incelendiğinde ise tamamen farklı ya da aynı olduğunu da görebiliyoruz. Bazı yönlerden benziyor ama bazı yönlerden tamamen farklı olduğu düşüncesine burada varıyoruz. Öyleyse şunu söyleyebilir miyim? Akıllarımız bazı yönlerden diğer hayvanların akıllarına tıpatıp benzerken bazı yönlerden onlarınkinden tamamen farklıdır diyor. Öyleyse cevabımız E şıkkı olabilir diyeceğim düşüncenin akışına göre. Evet, dördüncü soruya geldiğimde yine bu sefer bize şurada boşluk vermiş ve hangisi getirilebilir diye soruyor. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili yeni nesillere bıraktığı en önemli miraslardan birisinin ne olduğunu söyleyecek bize dünyaya bakış açısıdır. Bu bakış açısını şekillendirecek bir düşünce biçimi diye söylüyor bize. Dolayısıyla bu bakış açısını biz nerede kazanıyormuşuz? Bu yolda yapacağımız ilk ve en basit işin daha fazla bilmek için daha fazla okumak olduğunu biliyoruz. Uğur Mumcu'nun bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz sözü bu duruma çok uygun bir sözdür diyor. Dolayısıyla hayatımızı şekillendiren en temel konulardan bilinmesi gereken noktalar her okuyucunun anlayabileceği güncel bir dille anlatılıyor
diyor bana. Dolayısıyla burada bana nerede anlatıldığını söylüyor. Bir eser var ve bu eserde bunun anlatıldığını söylüyor. B şıkkına baktığımda bu yüzden 50 soruda kitap dizisi projesi çok önemli bir görevi üstleniyor diyebilir miyim? Evet diyebilirim çünkü bunu hayatımızı şekillendiren en temel konulardan bilinmesi gereken noktalar her okuyucunun anlayabileceği güncel bir dille anlatıyor. Burada bir eser var bize tanıtmak istediği. Tanıtılan bu eser 50 soruda nokta nokta kitap dizisi olabilir mi? Evet olabilir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olmalıydı diyeceğiz. Beşinci soruya geldiğimizde yine bana parçanın konusu hangisidir diye soruyor. Bakalım öyleyse. Edebiyat dersinde öğrencilere kazandırılması gereken metinler üzerine yazma becerisi üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi edebiyat bir bilim değildir ama bilimsel yöntemleri kullanır diyor. Dolayısıyla ben edebiyatla bilimin arasındaki, bilimsellik arasındaki bir farkı mı inceleyeceğini görüyorum bu metinde. Bilimsel yöntemler dersimizde nasıl kullanılır derken aynı zamanda bilimsel olan nedir? Bunu düşünelim diyor. Yani edebiyat ve bilimsellik arasındaki bu ince çizgi nedir bize bunu sorgulatıyor. Dolayısıyla parçanın konusuna edebiyat ve bilimsellik diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Cevabımız B şıkkı olmalıdır diyeceğiz. Altıncı soruya geldiğimde yine en başta boşluk bırakılan bir yer olduğunu görüyorum. Bakalım. Nokta nokta doğum günleri, evlilik yıl dönümleri, tanışma yıl dönümleri, belki de ölüm yıl dönümleri diyor. Şimdi bunlar nelerdir? Kişiler için, şahıslar için önemli günlerdir. Bunlar kişisel olarak önem atfettiklerimiz diyor. Bir de toplumsal olarak önem verilen, yani aslında bir şahsi olan önemli günlerimiz var, bir de toplumsal olan önemli günlerimiz var. Metnin tamamında bana zaten şunu anlatıyor. Şahsi ya da toplumsal fark etmeksizin insanların hayatlarında önem verdikleri bazı tarihler vardır diyor ve bunu açıklıyor. Dolayısıyla ben parçamın en başına hepimizin yaşamında önemli tarihler vardır diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Bu yüzden cevabım D şıkkı olmalı idi. Yedinci soruya geldiğimde düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diye soruyor bana. Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi sürekliliğini ve kalitesini edebiyat dünyasında kanıtlamış bir dergidir ve titiz bir çalışmanın eseridir. Müdavimleri iyi bilir. Derginin yayın ekibinde yıllardır çalışan Fulya Bayraktar'ın yakın zamanda bilindiği üzere Nota Bene yıllarında Yuh adlı öykü kitabı çıktı. Dergicilik sabır işidir. Dergi mutfağında yalnızca gelecek sayı metinler tasarım pişmez diyor. Yani burada bir sabır gerekiyor. Yalnızca bunlar pişmez. İnsanın aslı da pişer. Yani şahıs da giderek biraz daha tecrübe kazanır. Yalnızca öyküler değil. Yani Fulya Bayraktar yazdığı şeylerden sonra kendisi de pişer diyor. Zaten nokta nokta yerden sonra şunu göreceğiz. Zaman içerisinde sayısız metin ve eser okumuş birçok edebiyatçıyla tanışmış, söyleşiler yapmış olmak insana en iyiyi de kötüyü de kolayca ayırt edebilen bir göz kazandırır diyor. Dolayısıyla bu işle ilgilenen kişinin çok daha tecrübe sahibi olduğunu söyleyebilir miyim? Evet, cevabımız A şıkkı. Bu işi yapan kişiler de pişip olgunlaşır, tecrübe sahibi olur diyebilirim. Sekizinci soruya geldiğimde yine düşüncenin akışına göre noktalı yere, boşluk bırakılan yere hangisi getirilmelidir diye soruyor. Bakalım hangisi getirilebilirmiş bir inceleyelim. Bir takım muğlak olguların, belirsiz şeylerin ve içinde karar almamız, davranmamız veya tepki göstermemiz, pozisyon almamız gereken durumların ortasında yaşıyoruz diyor. Şimdi buradaki belirsiz şeylere birazcık belirsiz, muğlak, aslında ne olduğunu bilmediğimiz, tepkimizin nasıl gelişeceğini bilmediğimiz şeylerin içerisinde yer alıyoruz diyor. Dolayısıyla bu belirsizlikler her zaman var olacak diyor. Devamında ise onları adlandırırız. Onların üstünde önce zihinsel, sonra da tüm riziko ve tehlikesine rağmen pratik işlemler yaparız. Yaşamak belirsiz şeylere yüz yüze gelmek demektir. Ha, demek ki ben şunu bileceğim. Yaşadığımız şey, bazı şeyler belirsiz olsa da aslında bunlara göğüs germek, bunlara bir nitelik olarak görmek bizim için yaşamak dediğimiz şeyin tam adıdır. A şıkkına baktığımda tüm bu şeyler ne kadar belirsiz olursa olsunlar, bilincimize kavramsal bir nitelikte görünürler diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olmalı. Dokuzuncu soruya baktığımızda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Yine en başta bırakıldığını görüyorum. Böyle sorular aslında bizim için bazen bir tık daha rahat olabiliyor. Çünkü en başlangıç noktası, giriş kısmı bazen daha özet niteliğinde olabiliyor.
O olmadan iyi roman, öykü ve şiir yazılmaz mı? O dediği kişi kimdir? Demek ki birisinden bahsedecek. Artık bahsedecek kişi kimse bir şahıs var. Onda hemfikiriz. Kısaca sanat ve edebiyat dünyası için eleştirmen gerekli midir? Ha. Eleştirmen kişisi olmadan iyi roman ve öykü, şiir, sanat yapılmaz mı demek istiyor mu bana? Evet. Aslında ilk iki cümlenin sorularından ben bu soruların yanıtını çok net bulabildim. Dolayısıyla A şıkkı eleştirmen sanat ve edebiyat için olmazsa olmaz bir kişi midir? Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Cevabımız A şıkkı olacaktı. 10. soruya bakıyoruz. 10. soruda yine metnin başına getirilebilecek cümleyi bize soruyor. Şuraya bakalım hangisi gelecek. İnsanlar en eski devirlerden başlayarak sanat eserleri karşısında ilgisiz kalmamışlar. Onlar karşısında da duydukları hayranlıkları, hayal kırıklıklarını eleştiriyle ifade etmişlerdir. Zamanla bu doğal tepkiler yerini uzman değerlendirmelerini bırakmış ve böylece aynı zamanda bir sanat ve bilim sayılan eleştiri türü doğmuştur diyor. Aslında yani eleştiri türünün doğmasının sanat eserleriyle aslında biraz daha bağlantılı olduğunu söyleyebilir miyiz? B şıkkına baktığımda eleştirinin tarihi sanatların tarihi kadar eskidir diyebilir miyim? Evet, çünkü eleştirdikçe sanat tarihini de aslında bu şekilde meydana çıkardığımızı görüyoruz. Cevabımız B şıkkı olmalıydı. 11. soruya geldiğimizde yine bu sefer sonunda olduğunu görüyorum. Düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diye soruyor. Edward Halit Carr tarih nedir sorusuna şöyle cevaplandırır. Tarihçi ile olgular arasında kesintisiz bir karşılıklı etkileşim süreci bugünle geçmiş arasında bitmez bir diyalog. Tarih bilimcisi de kendisine kaydedilmeye değer yönleri ortaya koyar ve insanları geçmişlerin tanımlamaları yönünden bilgilendirir. Tarihsel gerçeklik önce tarihçinin yani tarihsel olayları kaydeden kişinin değerlendirmesinden geçer. Demek ki ben burada şunu anlayacağım. Kişinin değerlendirmesinden geçiyorsa eğer burada öznel olan bir yorum var, kişisel bir yorum var demektir. İnsanlar tarihsel gerçeklikleri, olayları kaydeden tarihçinin yorumlarına, dünya görüşüne göre izlemek durumundadırlar. Yani burada bir subjektiflik, objektiflik, kişisel düşünce mi var? Evet. Dolayısıyla C şıkkına bakın. Tarihsel olayların yorumu bir bakıma subjektif bir karakter taşır. Çünkü kaydeden kişinin subjektif görüşlerine yer verir. Cevabımız C şıkkı olmalıydı. 12. soruya bir bakıyoruz. Yine boşluk bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir diye soruyor. Evet, tarihi romancı ile tarihçi arasındaki yorum ve değerlendirme bakımına az da olsa benzerlik vardır diyor. Tarihçinin tarihsel gerçekliklerini yeniden yorumlamasında kendi dünya görüşü ve hayatı algılama tarzı etkili olur diyor. İlhan Tekeli tarihçinin görevini şöyle açıklamış. Bakalım nasıl? Tarih ancak bugünden geçmişe gidilerek bir bütün olarak kavranabilir ve tarihçinin yaklaşımı da bugünden geçmişe giderek tarihi anlamak olmalıdır. Nokta 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 o tarihçinin sunduğu malzemeyi duyduklarından ve efsanelerden elde ettiği bilgiyi hayal dünyasına yoğurur. Tarihi malzemeyi insana ait duygularla, yaşama tarzıyla şekillendirerek karşımıza çıkarır diyor. Nokta noktaya baktığımda aslında tarihi romanların durumlarının bazı durumlarda farklı şeyler yoğurduğunu, farklı yönlere çektiğini söyleyebilir miyiz? Az da olsa benzerlik vardır ama söz konusu biraz daha farklılıktır diyebilir miyiz? Evet. B'ye bakın. Tarihi roman yazarının durumu daha farklıdır diyoruz. Çünkü o tarihçinin sunduğu malzemeyi duyduklarından ve efsanelerden elde ettiği bilgiyi hayal dünyasına yoğurur diye devam ediyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olmalıdır. 13. soruya bakıyoruz. 13. soruda bakalım bana ne diyor? Edebiyat ve felsefe ilişkisinden bahsetmiş. Bunların her ikisinin de temelinin bir tür insan faaliyeti olmasına dayandırıyormuş. Bakalım bu insan faaliyeti neymiş? Zira bu iki disiplinden biri insanın düşünme meleksesi, diğeri ise yaratma melekesiyle alakalıdır. Bu arada insanın düşünce ve yapıp etmelerine felsefe, sanat ve bilim olmak üzere 3 ana grupta toplanıp tasnif edildiğini de belirtelim. Edebiyat felsefe ilişkisinin bir başka kaçınılmaz zorunluluğu da nokta nokta noktadır. Bakalım bu nokta 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 neymiş? Buradan sonrasında aslında biz o nokta noktayı biraz daha iyi çözeceğiz. Gerek yazar ve şairin duygu, hayal, intiba, gözlem ve düşüncelerini,
gerekse filozofun düşüncelerini diğer insanlara aktarabileceği tek iletişim vasıtası dildir diyor. İşte evet, dilimizin bağı burada çözülüyor. Burada edebiyat ve felsefenin zorunluluğunda şuradaki yerde dilin önemine varsayıyor. Elbette edebiyatın diliyle felsefenin dili birbirinden çok farklı ve başkadır. Ama ortak alanları neymiş? Dil üzerine inşa ediliyormuş. Dolayısıyla E şıkkına bakın. Her ikisinin de dil üzerine inşa edilmiş olmalıdır. Kesinlikle doğru, insanın aktarabileceği bir iletişim aracı dildir. Cevabımız E şıkkı olmalıydı. 14. soruya baktığımızda yine bana ne diyor? Boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Dilden yararlanan, dili araç olarak kullanan edebiyatla bütün bilimlerin, felsefenin, psikolojinin ilişkisi vardır. Tıpkı yukarıdaki soruda, 13. soruda olduğu gibi. Burada dilin edebiyatla, bilimle, felsefeyle ve psikolojiyle olan ilişkisini mi anlatıyor bize? Evet. Dolayısıyla hepsindeki temel öge mi? Evet. Şu boşluğa ben rahatça o zaman şuradaki dil hepsinde ortak ve temel ögedir cümlesini getirebilir miyim? Kesinlikle. Bu yüzden cevabım 14. sorunun cevabı D şıkkı olmalıdır diyeceğiz. Paragraf tamamlama test 2 sona erdi. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere.